Selamlar dostlarım, ben Tayfur. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar havalar bozuyor. Vallahi yandık, nasıl yapacağız? Videoları aksatmamaya çalışacağım elimden geldiğince de. Bugün sabah biraz yağmur yağdı. Yarın da full sağanak gösteriyor. Vallahi bu yağmur işi bizi çok sıkıntıya sokacak. Ne güzel de alışmıştık değil mi bol bol video atmaya? O yüzden gene de yağmur yağsa da sizler için hasta da olsa, hastalığı da göze alacağız. Gene video paylaşmaya devam edeceğim. Bakalım olursa. Geçen bir ara biliyorsunuz telefon bozuldu yağmurda. Sırf videosuz kalmayın diye. 2 hafta sonra telefon tamirde kaldı da inşallah öyle bir durum gene yaşamayız arkadaşlar. Bugün de civcivleri göstereceğim. En son demiştim ya, civcivler çok büyüdüler arkadaşlar. Maşallah yaklaşık bunlar 1 ay 40 gün sonra harbiden büyük bir tavuk olacaklar yani. Civcivleri alacağım. Bir hayvanların ayağı toprağa bassın istiyorum. Bir toprağa değsinler. Hep seramikte kalıyorlar çünkü. Onları buraya koyacağım, güvercinlerin oraya. Güvercinleri salacağım. Bakalım güvercinlerle civciv birbirine bir şey yapacak mı, merak ediyorum. Sonra tavukları da alayım dedim. Tavukları, ördekleri de taşıyayım dedim de. Sonra dedim vazgeçtim. Onu da isterseniz eğer başka zaman onu da yaparım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Birazdan bakalım başlayacağız. Sizden ricam, sizler de beni kırmayın. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben de kafesleri falan temizledim, işleri hallettim. Şilak, Hades. Sularını koymadım daha evlatların da. Su yeni doldu. Videodan sonra sularını da koyacağım. Hava zaten serin olduğu için evlatların durumu da iyi. Mutlular, sıcaklığı hayvanlar çok harap oluyordu. Tam bu hava ideal de işte, rüzgar olmasa daha da güzel olacak değil mi bebeklerim? Hele şu aslanlarıma bak sen, şu aslanete bak. Gençler ve kendini genç hissedenler. Ayı sen de baba oldun oğlum, gözün aydın. Yavrularına güzel bak, tamam mı? Seveceksin mi onları bakalım sen? Vallahi ayı da baba oldu, Carlos baba oldu, sıra geldi ayıya. Romiş, ne haber oğlum? Romeo'yu salsam mı ki? İşte o da gidecek, telden diğerlerine saldıracak arkadaşlar. Gelin şu civcivleri bir görelim. Bir durumlarını bir görün, ondan sonra gidip tavukları görürüz. Ondan sonra cıma da civcivleri taşırız arkadaşlar buraya. Şimdi hazır mıyız? Aha, hadi bakayım. Gençler ve kendini genç hissedenler, ne haber? Oğlum sen ne kadar yemişsin lan maşallah. Şundaki kursağa bak, siz yorumlarda demişsiniz. Onların orası kursağı diye. Bak şu bağısı küçük kalmış, görüyor musunuz? Bak şu küçük kalmış. Ne haber bakalım bebeklerim, gelin. Gelin bakalım, gelin video çekeyim, gelin hadi. Nasıl arkadaşlar, büyümüşler mi? Delikanlı gibi söyleyin. Baksana şundaki kursağa, bu neymiş böyle ya? Oğlum patlarsınız ha. Öyle fazla yemeyin bak. Duydunuz mu? Vallahi bunların çoğu horoz gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Civcivleri de çok seviyorum vallahi. Çok güzeller ya. Gel bakayım sen. Gel gel. Neredesin sen? Aşkım ne kadar yemek yemişsin sen? Allah Allah. Aa, parıltı yapıyor. Aslanım benim. Vallahi çok yemek yemişler. Bir tanesi de arkamda geziyor. Ne geziyorsun orada? Ne? Oğlum ne yapmışsın sen? Yarım kilo yem var burada be. Şuraya bak. Allah Allah. Hiç de kaçmıyorlar daha. Vallahi çok akıllılar. Az önce burayı bir yıkadıydım. Tabi gene yemek yediler, döktürmüşler her yere. Yem dayanmıyor zaten onlara. Vallahi büyüdükleri zaman bunları nasıl besleyeceğiz bilmiyorum. Bazıları da diyor yorumlarda buğday falan ver. Arkadaşlar bizim bu verdiğimiz yem, bu ilaçlı yem. Yani ben öyle düşünüyorum, emin değilim. İlaçlı olduğu için bunlar hızlı büyüyor. Yani yoksa normal buğdayla onlardan bu kadar kısa sürede bu kadar verim almak mümkün değil. Hele tavukhanedekiler daha da büyümüş. Şimdi onlar orada sıcak ortamda kalıyorlar ya. Sıcak ortamda daha hızlı gelişip daha hızlı büyüyorlar. Burada o yüzden biraz daha gelişimleri yavaş. Onlar büyüdüğü zaman oraya da gene sizlere video çekmeye gideceğim. Şimdi onları birazdan bir bahçeye salarız civcivleri. Gelin içeri de bakalım ne halde. Onlar da kapları kirliydi. Gittim tencereyle yem koydum. Aa, yemlerini yiyorlar. Biraz da yere döktüm, hepsi kafasını sokamıyordu. Onları da yemişler. Aslanlarım benim. Civcivleri çok seviyorum. Çık 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 ödüyorlar ya böyle, adamı nasıl mutlu ediyor bir bilseniz. Durun bakayım dur. Şimdi bir tanesini seveyim hele. Ya siz ne yapıyorsunuz? Siz geziyorsunuz mu bakayım siz? E canım benim, geziyor musun sen? Dur dur dur. Bak nasıl eğitmişim ama, görüyor musun? Bak kolumun üstleri bak. Bak aslanım benim. Ne kadar büyük olduğunu şöyle daha iyi görürsünüz yani. Vallahi çok büyüdü. Hadi yiyin bakayım. Vallahi şimdi döşe bak ya. Harbiden Anadolu'nun öz evladı arkadaşlar bunlar. Gerçekten. Bunları kesmem ben size söylüyorum. Bunların hepsine bakacağız da bunlara yem dayanmaz. Vallahi billahi yem dayanmaz arkadaşlar. Gelin şimdi tavuklarla ördeklerin oraya da bir gidelim. Onları bayağıdır göstermiyordum, görün. Instagram'da sağ olsun bazı arkadaşlarımız da bana tavuk, kuş falan horoz göndermek isteyenler olmuş. Onlara da buradan selam olsun. Sizler de göndermek isterseniz bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim videoda.
Şimdi benim bu çiftliğe konteyner almak istiyorum, tamam mı? Ama şu anda benim böyle alabilme durumum yok. Hani bu konteyner satan birisi varsa aranızda, yardımcı olabilecek birisi varsa, şimdi ben bunu alsam taksitle ödemesini yapsam bana bu konuda yardımcı olabilir mi yani? Aylık her ay taksitle ona göre onun parasını öderim. Şimdi benim tanıdığım olmadığı için dediğim videoda söyleyeyim. İlla ki burada bu işi yapan birisi vardır. Bu konuda da bana yardımcı olabilirse ben her ay taksit öder. Onu kapatırım. Şimdi arkadaşlar burası ev gibi değil yani. Burası bildiğiniz ev dediğimiz yerde ağır gibi bir yer. Ne mutfağı var ne bir şey var. O yüzden beni çok sıkıntıya sokuyor. En azından bir konteyner alırsam oraya koyacağım. Temelin üstüne zaten elektrik de yok biliyorsunuz. Bir de güneş paneli de alabilirsem öyle. Hani taksit ödemek için bu işleri yapan varsa, yardımcı olabilecek birisi varsa ben her ay taksit ödeyeyim. Güneş paneli, konteyner onları buraya koyayım arkadaşlar. Çünkü beni çok zorluyor. Havalar da bozuyor biliyorsunuz yani. Çok zorlanıyorum. Hep köpekleri, evlatları, hayvanları düşünüyoruz ama kendimizi unuttuk yani. Oraya bir konteyner koysam, adam gibi öyle insan gibi yaşasak, bir de böyle güneş paneli koysam beni çok rahatlatacak. Hani bu konuda birisi bana yardımcı olursa, taksit ben ona ödersem çok sevinirim. Gençler ne haber? Geziyoruz mu bakalım siz, aslanlarım benim. Oturun, ağzınızı bozmayayım, oturun. Oturun gençler. Aferin size, maşallah onlar da burada takılıyor arkadaşlar. Canlarım benim be. Ördeklerin tipi çok komiğime gidiyor ama baksanıza şunların şu tipine Allah için. Vallahi bunlar çok komik arkadaşlar. Birisi de şey yazmış, o yerlere demiş süpür. Arkadaşlar bu yerleri süpürdüğümüz zaman her yer pislik oluyor. Şimdi bu talaş buna biraz daha tutsun. Yakın zamanda yani bir hafta sonra falan süpürdüm burayı. O da yeni bir şey sermemiz lazım da talaş yok evde yani. O yüzden şimdi böyle idare ediyor. Bak bütün ek kaymış. Görüyor musun bunu ben oraya sıkıştırmıştım, bu kaymış. Tamam şimdi yine ayarladım bunu buraya düz. O lastiği oynatmışlar herhalde, o yüzden kaymış. Onu oradan lastiğe sıkıştırdım ya ben. Tünek burada duruyor. Burayı gene bir temizleyeceğim ama. Yeni bir talaş malaş bir şey alayım. Yer gördüğünüz gibi zaten. En azından bu tutuyor onu arkadaşlar. Seramiğe pislik yapıştı mı çıkmıyor bir de. Hayvanlar yapıyorsun şu daha tuvaletini. Bak suyu gene leş gibi yapmışlar. Bunlar hep suluk almayı unutuyorum. Gözünüzü seveyim ya. Vallahi billahi hep gidiyorum almayı unutuyorum arkadaşlar. Şimdi bahçeye çıktı bak hepsi. Siz ne yapıyorsunuz bakalım siz? Aslanlarım benim. Hani yumurta yok mu yumurta? Horozun bir bağır da duyalım be. Gözünü seveyim be oğlum. Hadi bir bağır bakayım horoz. Yalnız şunlara şu güzelliğine bakar mısın ya? Şu ördek sayısını falan da arttırmak istiyorum. Ördeklerin böyle tipi çok komiğime gidiyor arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Onlardan bir sürü olsa daha güzel durur. Tavukları da arttıracağım yakında. Çünkü tavuk sayımız harbiden az. Şöyle bir 10-20 tane, 30 tane, 40 tane, 100 tane falan olsa harbiden daha güzel olacak. Bakayım ilerleyen zamanda. Allah nasip ederse almak istiyorum. Onları çoğaltmak istiyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. Bir de yumurta verseler de böyle ağız tadıyla bir yumurta yeseydik bir nasip olmadı arkadaşlar. Vallahi billahi bir nasip olmadı. Hadi lohmanlar ufak da. Tintet de yumurtlamıyor daha. Tintet'in de illa tavuk olması lazımdı yani. Kaç gün oldu doğru mu? Hala yumurtlamadı vallahi. Neyse gel. Hayvanları fazla şey bırakmayalım. Onlar içeride yatıyor. Bir de bazı arkadaşlar onlar orada olmaz. Suyun içinde üşürler demiş, hasta olurlar da. Arkadaşlar onlar suyu içine kalmıyor zaten. Hani bu oda ya bura. Odaya girip çıkıyorlar zaten. Odada yatıp kalıyorlar yani. Oraya sadece gün içinde güneşlensin diye çıkıyor işte hayvan. Yoksa odada duruyor. Burada bir sıkıntı yok yani. Gene şimdi şu güvercinlerin yanına bir gidelim. Onları da görelim. Oradan da civcivlerle güvercinleri bir araya salacağım. Bakayım çok merak ediyorum ne yapacaklar. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim size. Dün onların önünde yemek bırakmadım. Bu sefer sizi dinledim, tamam mı? Hatta yemlik falan da dışarıda böyle gördüğünüz gibi. Sadece dün akşam bir avuç yem serptim yani. Şu anda karınları aç. Şimdi şurayı böyle bir açayım göstereyim size. Gençler bu karton kutuyu da koydum buraya. Dedim üstüne çıksınlar, tüylesinler. Aha yumurta var içeride. Ana! Ulan folluk yok ki içeride. Bu hayvanın da yumurtlu da bakmazdım şimdi. Vallahi billahi yumurta var arkadaşlar. Aha bakın. Görüyorsunuz mu? Vallahi bakmaz ama ona. Dün de çıkarmadık yonları. Follukları falan koymadım içeriye o yüzden. Ne olacak şimdi? Bana bir acil diyeyim. Aha yumurtamız oldu vallahi. Ama o yumurtaya bakar mı o? Vallahi orada duruyor. Herhalde o içerideki yumurtlamış bak. Bu ikili var ya hünkârı. Sizin yumurtlar dediğiniz. Aşık kız yumurtlamış arkadaşlar. Şeyden Recep abiden aldığım. Vallahi billahi nasıl mutlu oldum şu anda. Onun üstünde yatamaz ki o değil mi şu an? Vallahi folluğu koymamız lazım lan arkadaşlar. Heyecanlandım vallahi billahi şu an heyecanlandım. Ana kapışıyorlar. Oha. Vallahi kapışıyorlar.
Ana güreş yapıyorlar. Baba baba hareketlere bak. Hadi oğlum aslanım benim. Bakayım kim alacak. Hadi bakayım aslanlarım. Bak kapışmaya bak, bir de gösteri yapıyorlar ha. Vallahi arkadaşlar yumurtlamış. Ay yumurta aşağı doğru gitti. Ana bunun içinde kimse var mı? Yok. Vallahi şaşırdım şu an. Vallahi çok şaşırdım. Şimdi bunları karınları aç. Birazdan bunları dışarı çıkartacağım. Recep abi gelecek birazdan, tamam mı? Onlara ayrı video çekeceğim size. Güvercin kümesinin işini düzenleyeceğim. Foldukları, ızgarasını falan hepsini bir düzenleyelim bugün. Ayarlayalım arkadaşlar. Güvercinlerle ondan sonra rahat rahat yumurtalarını yapsınlar. Ama şu an bir heyecanlandım, bir de çok mutlu oldum yumurta yaptığı için. Yumurtaya bakmaz herhalde. Folduk yok, bir şey yok. Ne diyorsunuz? Vallahi hiç bilmediğim yerden geldi. Vallahi billahi hiç bilmediğim yerden geldi arkadaşlar. Heyecan yaptım. Neyse şimdi gidelim şu şeyleri alalım bir. Civcivleri baksa koyacağım. Onları buraya taşıyacağız. Getirelim buraya, bir salayım onları, gelsin hayvanlar bir toprak görsün. Daha bir ot mot bir şey yesinler. Doğru mu arkadaşlar? Daha hiç toprağa basmadı hayvanlar. Öyle seramikli olmasın. Onlar da artık büyüdü zaten. Telin arasından falan geçemezler. Gideyim şimdi onu da bir ayarlayayım. Civcivleri toplayayım. Sonra bir salayım. Arkadaşlar civcivlerin çoğunu aldım. Aslında bir içeride bu kadar daha kaldı. Bak şimdi. Şu kadar kaldırıyorum ya. Rahat arkadaşlar. Burada şu anda 4 8 12 13 tane civciv var ama burası rahat bir 7 8 10 kilo var bu kasa. Hepsini alamadım şimdi. Şöyle hepsini bir salalım arkadaşlar. Hadi bakın geçin. Gel. Hadi bakın bir toprağa basın gel. Gelin canlarım gelin. Hemen bak otlanıyor, gördünüz mü? Hadi dışarı. Haydi. Herkes dışarı bakayım haydi. Hadi geçin bakayım. Haydi. Aslanlarım benim. Aslında yanına tavuk da vereyim mi? Ne diyorsunuz? Kalmasın içeride. Hadi gezin bakayım ha. Otlanın bakayım aslanlarım benim. Vallahi 10 numara oldular. Görüyorsunuz mu? Geri kalanlarını da alayım mı? Dur birazdan onları alırım olmadı ha. Vallahi bak ne güzel geziyorlar ha. Çiçik ötüyorlar hepsi. Canlarım benim ya. Aslanlarım benim ha. Bak hayvanlar otlansın. Ama şu telin altından geçer ki bu. Köpeklerin hepsi kapalı. Açıkta köpek yok da. Bak Raşa'ya bak Raşa'ya. Raşa! Çıkmışsın kızım. Hoş geldin. Ne haber? Prenses, civcivlerin kokusunu aldın geldin tabii. Sen az uyanık mısın sen? Senin ben dünyanı biliyorum senin. Senin dünyanı biliyorum kızım ben. Ha civcivler geziyor. Dur şimdi güvercinleri de açacağım da. Şu telin altına bir tuğlayı koyayım arkadaşlar da. Bunlar oradan gitmiş çıkmasınlar. Zaten bunların yemini getirdiğim zaman sağa sola gitmezler de. Aslında o köpek kulübesini bunlara mı yapsam? Ne diyorsunuz? Ha burada dururlar. Kulübeyi açarım. Kulübenin şeyini, kapısını. Bunların hepsi gezer böyle he. Vallahi iyi olur bence. Ha şimdi burada iyiler bak. Gelin güvercinleri de bir açayım da. Atmaca bir şey gelmemesi lazım. Yoksa civcivleri güvercinleri alabilir. Hadi gelin gençler. Bak o anne o. Orada duruyorlar. Gelin gel kapıyı açtım haydi bakayım. Dur şimdi ben kapının önüne durmayayım ürükmesinler. Bir şöyle bir uzaklaşalım. Onlar da aç şu anda çıkarlar herhalde. Bir bakayım bekleyelim bakalım. Gel. Civcivlerden mi korktular acaba? Civcivler güvercinden büyük maşallah. Oğlum gene mi toksunuz siz be mübareğin evlatları be, çıksanıza ya. Aç halbuki bunlar niye çıkmıyorlar? Dur beni görmesinler bakayım şimdi şöyle geçeyim. Oyun oynuyoruz anasını satayım. Bir güvercin bezlemede ne zahmetli iş ya. Aslında yem döksem gelirler de. Dur bakayım az bir şey yem vardı şunun içinde. Dur bir dakika. Aa bak şunda var ya az. Dur. Ha, bu kadar yeter. Dur bakayım çıkar herhalde şimdi bekleyeyim. Beni görmesinler mi? Bak dün buraya ben böyle sandalyemi ayarladım. Şöyle tabureyi de koydum karşıma, oturdum bunları izledim arkadaşlar. Çok keyifliydi ama civciv daha da keyifli. Bağırıyorlar ya hepsi ama bunlar niye çıkmadı be? Mübareğin çocukları çıksanıza şuradan be. Arkadaş civcivlerle bir tanıştıracağım onları da.
Civcivler de çekindiler herhalde. Dün şey demişsiniz, elinle çıkarma, sopa tut, sopayla onları dışarı çıkar diye. Öyle mi yapsam acaba? He? Ne diyorsunuz? Sopayla çıkarayım mı onları? Ürkütmek de istemiyor şimdi, yeni geldiler ya. Kaçırmayalım onları diye de. Dur bakayım, ben gideyim arkadaşlar bir diğer civcivleri almaya. O sırada onlar çıkarsa çıkar, çıkmazsa sopayla çıkaracağız. Arkadaşlar şimdi kalan civcivleri de getirdim. Bir de yemlerini getirdim. Biraz da suluklarını da getireceğim. Salıyorken hepsini salalım. Doğru mu? Ayrı gayrı olmaz. Hepsi geçsin. Geçin bakayım. Belki buraya alıştırırım onları da. Hep burada takılırlar da burası işte onlar için riskli ya. Biraz daha büyüsünler ondan sonra arkadaşlar. Bugün ama birkaç saat geçsin hayvanlar burada da. Ayakları bir toprağa değsin. Doğru mu? Bak hemen girdi yemin içine. Bak. Abi bu yem bağımlılık yapıyor bunlara. Hayvanların kursakları nasıl şiş, gene de onu yemek istiyor. Şimdi şu civcivlerin kapısı, civciv diyeyim, güvercinlerin kapısını da bir açayım ya. Hadi gelin bakayım bir gençler, gel. Bunlar niye çıkmıyor arkadaşlar böyle ya? İçeri girip ürkütmek de istemiyorum. Bakayım çıkayım ben şuradan. Hadi bakayım haydi. Acaba civcivlerden mi çekiniyorlar? Anlamadım ki. Beni görmüyor şu an mesela. Normalde hemen çıkması lazımdı. Posta nerede? Posta dünden beri kaçak. Doğumhanenin orada falan geziyordu. Şimdi doğumhanenin üstünde de yok. Yedi mi atmaca? Ne yaptın onu? Postayı çekemedim arkadaşlar. Dün gelmiyor. Buralarda geziyordu da. Şimdi gözükmüyor. Belki de arka taraftadır. O dünden beri kaçak. Oğlum bir çıkın dışarı. Allah için çıldırdınız beni. Haydi bakayım haydi. Haydi. Hadi bakayım. Hadi dışarı. Bir çıkın da bir merak ettim daha oğlum. Haydi. Güvercin işi sabır işi diyorsunuz. Harbiden ben de çok sabırsın. Bir saat şimdi bunları mı bekleyeceğim çıksın diye. Dur şuraya oturayım bari. Vallahi arkadaşlar 3 tanesi çıktı. İçeriye girdim. Zorlamak da istemiyorum da. Hiç ellemedim ben. Şöyle içeride doğru bir yürüdüm. 3 tanesi kendisi dışarı çıktı. Diğerleri daha çıkmıyor. Herhalde onları görünce çıkar. Ya karınları tok değil. Aç. Yemek dağıttığım yere. Çağırıyorum ve gene gelmediler. Anlamadım. Her gün bir değişiklik var bunlarda da. Nasıl çözeceğiz? Vallahi anlamadım. 3 tanesi geziyor bak şimdi. Hiç zorlamayacağız onları da. Aha civcive bak lan. Güvercin sandı herhalde kendini. Bak. Uçacaklar. Manyaklara bak sen. Bak oraya gitti. Onlar yemek yiyor şu anda. Ama içeridekiler biraz zaman istiyor herhalde. Ne yapayım? Direkt bahçeden mi çıkayım bunlar çıksın diye anlamadım ki. Arkadaşlar videoyu kapattım. Bu kuşlar yemin ediyorum şaka gibi videoyu kapattım sonra çıktılar. Bak. Bak. Gördünüz mü? Aynı bunlar da Raşa gibi başladı. Raşa da böyle videoyu açtığım zaman saldırıyor da videoda kapattığımı bir şey yapmıyor ya. Aynı bunlar da aynı bak. Şimdi tanışıyorlar işte. Aha civcivlere bak. Civcivler de güvercin oldu mübarek uçmaya çalışıyorlar. Aha. Oğlum ürkütme civciv onları. Ürkütme bakayım. Civcivler üstüne doğru gidince ürküyorlar. Carlos dışarıda da. Carlos arkadaşlar kuşlara falan bir şey yapmıyor. O yönden sıkıntı yok yani. Daha bunlar birbirine alışık olmadığı için şimdi stres yapabilirler. Biraz alışmaları lazım. Çünkü ne güvercinler daha önce civciv gördü ne civcivler daha önce güvercin gördü. Civcivler korkmuyor da. Bu güvercinlerin alışabilmesi için işte hep böyle bir arada durması gerekiyor. Onlar da duracak daha arkadaşlar. Civcivler yayılmaya başladı. Bak orada yemleri var. Bunlar hiç yemlemiyor. Otluyorlar görüyorsunuz mu? Hayvan doğasında otlamak var da. Böyle gezecekler işte arkadaşlar. Vallahi 10 numara oldu burası. Vallahi billahi güvercinler de çıktı. Bu civciv üstüne gittiği zaman işte şeyler ürküyor. Adını siz koyun. Güvercinler ürküyor. Alışık değiller ya. Onun için de biraz zaman lazım işte. Ben de uzaktan geziyorum şimdi. Hayvanlar stres yapmasın diye de. Onlar da alışır da arkadaşlar, doğru mu? Vallahi 10 numara oldu. Manzara süper ya. Civcivler, güvercin hepsi bir arada. Vallahi billahi. Harbiden ortam süper oldu arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oldu. Ama şu şeylerin, civcivlerin suyunu da getireyim de. Hayvanlar su içsin. Bu yem çok susatıyor çünkü. Herhalde bu yemde çok tuz var. Öyle düşünüyorum ben. Tuz fazla oldu mu fazla yer, fazla su içer. O yüzden hayvanların ciğerleri yanıyor. Bak ha gayret uçacan olur. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Bu hangisiydi arkadaşlar? Arap değil mi bu?
Bu Arap mıydı? He, Arap olması lazım. He. Uçmaya çalışıyor. Bugün de güvercinlerle civcivleri tanıştırayım dedim ama olmadı. Güvercinler çıkmıyor. Şimdi zorlamayacağım da, rahatsız etmek istemiyorum. O çıkanlar da bak, ikisi oraya gitti, orada yemleniyor. Bir tanesi de kapının orada duruyor. Niye böyle yaptılar arkadaşlar? Bir söyleyin bakayım bana. Yaklaşık açalı nereden baksan yarım saati geçti. Ben arada videoyu da durdurup duruyorum ama çıkmıyorlar. Dedim bu umut, bekledim ama yok. Anlamadım vallahi niye böyle yaptıklarını. Bugün de kümesin içinde düzenleyeceğim. Onun da videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Onu da isterseniz bugün atarım arkadaşlar. Haydi, sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.